Bu yaz Evliler Kervanı'na katılan ve vokalisti Halin Özer'le nikah masasına oturan Gökhan Tepe düğünden sonra ilk konserini Antalya'da verdi. Ünlü şarkıcı evliliğini de ilk kez Magazin 8'e anlattı. Çiçeği burnunda damat Gökhan Tepe evlendikten sonra ilk kez konser verdi ve ilk röportajında evliliğini anlattı. Abi hiçbir şey değişmedi, enteresan. Ben çok iyi kendimi hazırlamışım herhalde. Evli olarak ilk sahnem olacak. Gökhan Tepe Antalya'da konserdeydi. Hadi beraber. Çiçeği burnunda damat, uzun yıllar vokalistliğini yapan Aylin Özer'le peri masallarını andıran bir düğünle aşk şarkıları söyleyerek evlenmişti. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim, sağ ol. Bir huzur gelmiş herhalde. Gelmiş. Stresli bir durum var mıydı ya şeyde hazırlıklı? Yani tabii her düğünde biliyorsun stres oluyor yani. Hani nasıl ağırlayacağız, iyi ağırlayabileceğiz mi, güzel geçecek mi? Çok şükür gönlümüze göre bir düğün oldu. Nasıl geçmiş? Vallahi harika geçmiş herkesin. Çok eğlendiklerini söylüyorum. Aynen öyle. Sanıyorum bizim samimiyetimiz onlara da geçti. Bekar Gökhan Tepe ile evli Gökhan Tepe arasında fark yokmuş. Abi hiçbir şey değişmedi, enteresan. Ben çok iyi kendimi hazırlamışım herhalde. Onu gelin hanıma sormak lazım. Ancak haksızlık etmeyelim. Manevi açıdan güzelleştim diyor Gökhan Tepe. Gönlümüze göre istediğim bir şeydi zaten. Çok şükür insan tabii bir huzurlanıyor. Çift balayına Bodrum'a gitmiş ve 10 gün dinlenmişti. Bir hafta 10 günlük bir dinlenme süreci yaşadık, anca o yorgunluğu attık diyebilirim sana. Bugün ilk sahne mi şeydi? Evet, evli olarak ilk sahnem olacak. bir şey tabii, böyle bir şey durum var tabii. Garipsemiyorum ama hani ilk kez evli olarak sahneye çıkacağım. Hissiyat tabii. Hayatımda ilk defa başıma geliyor canım. Kimsenin umurunda değil. 2016 yılı maşallah düğün yılı oldu ünlüler için. Bir de biliyorsun o gün birçok arkadaşımız da evlendi. Evet, evet. Bereketli bir gündü. Evet, evet, evet. Ben o gün evlenen arkadaşlarıma da mutluluklar diliyorum bu arada. Bu sene de bereketli. Totalinde de bir evet, bereket var. 2016 maşallah sanat dünyasının evlenmeyi beklediği bir yılmış. Biz de adımızı o listeye yazdırdık yani. Gökhan Tepe evliliği herkese tavsiye ediyor. Benim yaş itibariyle ve tabii olgunlaşma sürecimle ilgili insan hazır olduğunda ve bu süreci hissettiğinde evlenmesi gerekiyor. Hani hem duygularımla hem de aklımla hareket ettim. Benim için böyle bir süreç gelişti ama hani aile olmak, gerçekten aile olarak yaşamak bambaşka bir duyguymuş. İnsan kendini çok daha güvende hissediyor. Bugüne kadar birçok beste yapan Gökhan Tepe, evliliğin üretimine engel olmayacağını söyledi. Hatta bir de müjde verdi. Bir dinginlik olacak özel hayatta ama önemi yok. Yani kesinlikle öyle. Söz yazarı arkadaşlarımızla birlikte birçok besteye imza atmaya devam edeceğiz. Benim yaşamadıklarımı onlar belki yaşayacaklar. Yine ben bestelerimle eşlik edeceğim. Onun da müjdesini vereyim. Önümüzdeki ay itibariyle stüdyoya giriyoruz. Ve uzunca aylarca 2017... Ama hani tarih veremiyorum. 2017 yılına bir hazırlık yapmaya başlayacağım. Evime de küçük bir bölüm açtım bu anlamda. Ve şu an bizi izleyen bekar ünlüler, bakın sizlere Gökhan Tepe'den nasıl bir mesaj var? Özellikle ben kendi sektörüme seslenmek istiyorum. Nereye kadar arkadaşlar? Sizlere hayatlarınızda mutluluklar diliyorum. Ama evlilikte güzel bir şey, bunu da tatmanızı tavsiye ediyorum.